Ay, 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 benim emirimin karnı doymuş mu? Ay, güler miyim işte? Ay, emirin karnını doyurduk şimdi. Sıra bize geldi. Ben bir şeyler hazırlayayım babaanne. Sen de alırsın değil mi emire? Ver onu bana. Oo. Ben gelirim hemen. Oh, oh. Onurcuğum, senin bir salatan vardı. İçine bir şeyler koyuyordun. Neler koyuyordun öyle? Zencefil. Aha, daha başka bir şeyler de koyuyordun. Babaanne, başka tüyo yok. O da benim sırrım. Aa, öyleyse kalk yap bakalım. Ay, canım çok istedi ha? Yapar mısın? Yapmaz olur muyum hiç? Yeter ki siz isteyin. He? Aa. Bak şimdi. Anneyle baba salata yapacaklar mutfakta beraber. Ay, tamam, 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 tamam. Anneyle babayı biraz yalnız bırakalım ha? Aa, ne işin var senin burada? Babaannem salata istedi de. Ben yapardım. Ama benden istedi işte. Benim salatamı daha çok seviyormuş da. O yüzden. Ay, sen yap. Şimdi kadıncağızla kırmak olmaz. Yapacağız. Sıçradı su. Ama şey yapsana, biraz kız onu, bak üstüme hep damladı. Üstüme geliyor su yani. Tamam da şimdi babaannen iyice böyle bütün bu içindeki pislikler falan çıksın ister. Tamam da onu sakince onu temizleyebilirsin ama. Çünkü bir tek sen salata şey yapmıyorsun işte ya. İşte benimkinin sırrı burada. Hı-hı. Babaannem neden bu salatayı seviyor? İşte bu yüzden. Yalnız biraz şurada bana yer açarsan. İşte burası benim yerim ama sıkıntı o. Çünkü çalışamayız bu şekilde. Ama işte tek bir tezgah olunca. Evet. Müşterek kullanacağım. Şuradan bir bıçak alırsan. Bir saniye. Pardon oğlum. Şuradan bıçağı alıp. Hemen. Burada bıçak yok burası. Şurada var işte. Burada bıçak var. Bıçağın yerini bilmiyor. Bu bıçak. Bununla mı keseceksin? Yeşilini bununla kesiyoruz. Vitamini daha mesela. Yemek programı falan sun bari sen. İnce keseceksin. Ben bu şekilde yapamayacağım ama. Aa! Ay vallahi taştı. Ay elim. Of. Ne oldu? Elimi yaktım senin yüzünden ya. Tamam, yok bir şey. Aman, aman, aman. Ne güzel kokular geliyor mutfaktan. Ay kızım, ne oldu? Ya, önemli bir şey değil. Elimi yaktım biraz. Ben... Ha. Aşkım, buz koyalım, su toplamasın. Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler babaanne. Teşekkür ederim. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun babaanneciğim. Aşkım. Hı. İyisin değil mi? Teşekkürler canım. Evet. Bulaşıkları da topladım babaanne. Aa, ne güzel. Ay. Oğlanı da yatırdım. Aşkım. Canım. Sizin bu hallerinize bayılıyorum. El birliğiyle evi çekip çeviriyorsunuz. İşte bu. Uzun evliliğin sırrı bu. İş bölümü. Hayatı paylaşacaksınız. Ele bu oğlan. Ay, daha dün gibi gözümün önünde böyle kısa pantolonlu ortalıkta diye dolaşıp koşturup duruyordu. Ya, ya. Şimdi büyüdü de böyle kocaman kendi çocuğu oldu. Bak, mazi demişken hadi şu fotoğraflarınızı getirin de eski hallerinize bakalım. Fotoğrafları mı? Evet, evet. Albümleri getirin de sizin şöyle çocukluk hallerinize, yetişkin hallerinize, bebekliğinize falan bakalım hadi. Ya o zaman ben getireyim mi, albümü getireyim ben? Hadi git de gel. Tamam. Hadi canım. Canım. Babaanne hiç üşenmez. Vallahi hiç üşenmez.
Pes yani sana pes. Asıl sana pes. Yaptın yine yapacağını. Ben ne yaptım ya? Ne o babaanne, biz merak etme, kendi işimizi kendimiz hallediyoruz oğlumla filan ha? Oğlu olacak ilan etseydin Onur'la biz boşanıyoruz diye. Ya inanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Ben sen babaanneyle sohbet ediyorsun diye, bölmeyeyim diye dedim ben hallederim. Allah Allah, ayrıca sen de rol yapacağım diye canımı okuyorsun yani. Ne öyle elini omzuma atıyorsun, canımı çıkarttın ya. Ne? Pes. Yemin ediyorum pes ya. Sen masaj istedin diye ben sana masaj yapıyorum. Şimdi sen bir de bana laf mı söylüyorsun nankör? İstemiyorum masaj. Masaj falan yapma, istemiyorum. Sen fotoğraf çekildiğin kızlara masaj yap. O fotoğraf çekildiğin kızlar dediğin yalnız benim ilkokul arkadaşlarım. Yani yaşları 7 ila 12 yaş arasında değişiyor. Sen onları mı kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım Allah aşkına ya? Niye kıskanayım ki ben onları? Tabii canım, niye kıskanacaksın ki? Sonuçta onlar ilkokul arkadaşlarım. Bir de onların daha büyükleri, daha da büyükleri var. Lise arkadaşları mesela. Erkek basketbol takımında oynayan çocuklar gibi mesela. Ne öyle? Babaanneciğim, bizim okul takımında kızların basketbol takımı olmadığı için ben erkeklerle basketbol oynuyordum babaanneciğim. İstediğim yerde istediğim şeyi oynarım, sana ne? Ben de istediğimle fotoğraf çekilirim, sana ne? Araban garajda, anahtarlar da çekmecede. Bundan sonra onu kullanırız. Arabayı falan istemiyorum. Kullanmayacağım. İstemiyorum diyorum, anlıyor musun? Sen yine böyle yine istediğin şeyleri yaptırmaya çalışıyorsun bana Onur. Ya sana yazıklar olsun. Gerçekten nankörsün sen. Ben mi nankörüm? Tamam, ben nankörsem eğer sen de fırsatçısın. Her fırsatta bana sarılıyorsun. Sarılma, istemiyorum. Ha, ben çok gerçekten istiyorum da beline sarılıyorum. Böyle hani aşkım bebeğim gibi sarılıyorum zannediyorsun sen, öyle mi? Ben ölüp bitmiyorum sana sarılmaya. Babaannem var diye nezaketen öyle yalandan sarılıyorum yani. Yoksa hayatta yapacağım şeyler değil. Asıl sen sırnaşıyorsun babaannem var diye. Her fırsatta hem de. Ay anneciğim, çok özür dilerim. Benim aklım gitti artık. Yani baban o kadar çok üzüyor ki beni. O kadar çok üzüyor ki. Çocuğu bari karıştırma. Çocuğu bari karıştırma. Bezi üstünden bağlamış eşofmanın üstünden. Gider misin? Ben daha ne diyeyim ben? Gider misin? Şey yap. Çık. Bağlama. Uyusun da büyüsün nene. Tıpış tıpış yürüsün nene. Ay ay ay. Vallahi sizi böyle görmek benim böyle nasıl içimi huzur dolduruyor, nasıl içim huzur doluyor, nasıl rahatlıyorum, nasıl gevşiyorum. Uyusun da büyüsün nene. Tıpış tıpış yürüsün nene. Babaanneciğim, siz de bütün gün yoruldunuz. İsterseniz yatın. Aa, katiyen yatmam. Bu tablo bana çok güzel geliyor. O kadar iyi geliyor ki. Oh, gençleştim. Vallahi gençleştim. Çeker misin elini artık? Ben oğlumla bugün buradaysam sırf babaannenin hatırı için. Unutma bunu. Birincisi ben elimi belinde tutmaya meraklı değilim. İkincisi eğer babaannem hasta olmasaydı ben Emin'i göremiyor muydum yani? Sen bunu mu demek istiyorsun? Ay 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 ay, aman aman. Ay, içim geçmiş. Babaanneciğim, isterseniz yukarıdaki odada kalın. Ay yatmam, siz yatmadan yatmam. Yatmam. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş pastana. Uyu sana oğlum. Uyu. Sen benim soruma cevap verir misin? Babaannem şimdi burada olmasaydı ben Emir'i göremeyecek miydim yani? En azından beni göremeyecektin, o kesin. O yüzden yat kalk, babaannene dua et. Peki sen mi? Ay yine içim geçmiş. Ay çok güzel nini söylüyorsun. Vallahi kulaklarımın pası silindi. Benim de içim geçti. Ne güzel söylüyorsun, hadi. Annesi babası çok sever. Değil mi benim canım Emir'im? Hadi uyu anneciğim artık. Aa, ne yapıyorsun? Çıkar mısın lütfen odadan? Çıkmam, niye çıkayım ya?
Unuttun galiba biz evliyiz ya. Burası da benim odam filan, ha? Maalesef. Unutmam mümkün mü sence? Ha bayağı bayağı yatağa yattın yani hani. Ne yapacağım Lale yatmayıp? Gidip misafir odasında mı kalayım? Babaannem bizi görünce ne diyeceğiz? Yani var mı mantıklı bir açıklama? Yok. İşte o yüzden diyorum yani biliyoruz da söylüyoruz burada. Biliyoruz da söylüyoruz. Yatmayacak mısın? Yatacağım. Ama senin yanında değil. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. Sen bileceksin. Ben bileceğim. Şöyle geçerim. Rahat rahat. Yatarım. Oh. Ne karışalım olur ne görüşelim. Yatarım burada ben. En azından kafam rahat olur. Burada böyle yatarım. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Onur ışığı kapar mısın lütfen? İlla rahatım bozulacak ya. Çocuklar. Buraya gel. Şuradan gel buraya. Şunu tut. Babaanneciğim. Babaanneciğim buyurun. Ah. Yatmamıştınız. Uyumamıştınız değil mi? Yok. Uyumadık babaanne. Biz de Lale ile laflıyorduk. Şimdi Lale rahatsız. Yataktan. Biz de onu konuşuyorduk. Ne yapsak, ne etsek diye. Aa, hayırdır Laleciğim? Şu şekilde oldu. Bu yatağın yaylarında bir sıkıntı vardı. Benim de geçen şu bel bölgeme doğru bir batma oldu. Ama şimdi olmuyor. Mesela onu konuşuyoruz biz de. Nasıl olmaz diye gibi. Asla yok. Aman Laleciğim. Yani iyi bir uyku için yatak çok önemli. Böyle huzurlu, rahat bir yatak olmalı. Eğer rahatsızsan hemen değiştir. Beline de yazın. Rahatsızsan değiştir. Rahatsız. Sen değiştiririz aşkım. Değil mi? Ben o zaman güzelce bir deneyeyim. Tekrar hani olacak mı batma gibi bir şey. Ona bir bakayım. Şayet tekrar batarsa yani rahatsız olursam o zaman değiştiririm. Değiştiririz. Tabii, tabii değiştirin. Merak etmeyin babaanneciğim. Siz ne istemiştiniz? Ben şarj aletimi getirmemişim de. Yani hani böyle ilaç için falan alarm kuruyorum. Yani şarj lazım. Var mıydı? Olmaz mı, olmaz mı babaanne? Var bir sürü. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin babaanne. Size de. Gidiyorum. Yavaş yavaş şöyle. Oh vallahi kraliçeler gibi artık orada yayılırsın ha. Ben de burada rahatsız. Bak yaylara bak sıkıntılı. Yaylarda yatacağım artık ne yapalım. Bu espriler. Biraz yoksa orada yatayım ya. Onur ışığı kapar mısın lütfen? Ya sen kapar mısın? Onur ışığı kapar mısın lütfen? Lale sana daha yakın ama. Sen kapa. Ya gerçekten çok yorgunum. Lütfen sen kapat. Ya hayır sen kapa. Onur ışığı kapa. Thank you.
Hayır yani senin tıraş olduğun vakitte acaba kaç kişi hazırlanabilir diye düşünüyordum. Ağaç oldum burada. Bugün senin dersin yoktu değil mi Lale? O zaman acelen de yok. Yani benim dersim olup olmaması seni banyo işgal edeceğin anlamına gelmiyor ama. Çok rahatsız olduysan evdeki diğer banyoları kullanabilirsin Lale. Sinirle benden çıkarmana gerek yok. Ben mi sinirliyim? Koltukta rahat uyuyamadın galiba. Yo, ben gayet rahat uyudum. Öyle mi? güzel, o zaman bundan sonra orada kalmaya devam edersin. Olur, yatarım. Böyle mi tehdit ediyorsun beni? İyi. İyi. Günaydın. Sana da günaydın. Evladım, iki lokma bir şey yeseydin, doğru dürüst bir şeyler yeseydin, böyle aç açına gidilir mi hiç? Babaanneciğim, çok acelem var benim, toplantıya yetişmem lazım. Zaten toplantı kahvaltılı, orada bir şeyler atıştırırım ben, tamam mı? Sen merak etme. Lale, sen böyle kocanı aç mı yolluyorsun işe her sabah, ha? Yok, o şekilde olmuyor babaanne. Ben her sabah işe gitmeden önce kendi ellerimle besliyorum kocacığımı. Ama bugün acelesi var diye böyle oldu, bugünlük. İyi madem iyi. Tabii. Bu seferlik öyle olsun. Tamam. Tabii ki babaanneciğim. Lale her sabah mükellef bir sofra hazırlar bana. Bir kuşu da eksik adeta. Karşılıklı kahvaltımızı yaparız. Beni işe öyle uğurlar yani. Ay maşallah. Ay maşallah. O zaman bana müsaade. Tabii güle güle canım. Güle güle güzel oğlum. Görüşürüz. Aşkım. Canım. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz aşkım. Bir şey istersen ara, tamam mı? Tamam, merak etme canım. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol aşkım. Yok. Yok Hürriyet Hanım, vazgeçmedim. Sadece İsmet babaannenin rahatsızlığı yüzünden geçici bir durum bu. Siz gönderin boşanma dilekçesini. Ben okuyup imzalarım. Ha, gönderdiniz bile. Gelmek üzeredir diyorsunuz. Ah, kapı çal. Tamam, tamam, geldi galiba. Ne var oğlum? Lale Hanım'ın bunları okuyup imzalaması gerekiyor. Ben alıp hemen geri götüreceğim. Allah Allah, ne imzası öyle? Resmi kağıt mı bu? Dur bakayım, ver bakayım bana onları sen. Ay, bir dakika, bir dakika. Mahkemeye. Bir dakika, bu şeyle ilgili bir bankayla aramda bir sıkıntı oldu da benim. Onlara ben dava açtım, bu evraklar da onun evrakları. O yüzden yani ben onları bir... Dur. Ne mahkemesi kızım? Bu ne mahkemesi? Tüketici mahkemesi, dava açtım. Ay sen imzalama kızım, dur imzalama. Öyle okumadan imzalamak olur mu? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hem bak bakalım, bir düşün. İnsanoğlu kendisi de hata yapmış olabilir. Bir düşün bakalım, acaba sende bir hata var mı? Yani bir iyice gözden geçirdin mi ilişkilerinizi? Gözden geçirdim tabii. Yani bankayla olan ilişkilerinizi demek istiyorum. Evet, yani tabii ki gözden geçirdim. Telafi etmelerini bekledim, özür dilemelerini bekledim. Bankanın, yani bankadaki insanların. Ama yok, eski taz, eski hamam. Yok, dur. Yani hiçbir adım atmadı mı? Hiç böyle yani gönlünü almak için, hatasını telafi etmek için hiçbir özür falan dilemedi mi? Ya müşteri ilişkileri bankanın özür dilemedi mi senden? Sıfır. Yani çok bekledim telafi etsin diye ama maalesef ben de kartları iptal ettirdim. Dava da açtım, mahkemeye de verdim, imzamı da attım. Hadi bakalım. Hadi. Çok teşekkürler. Görüşürüz, iyi günler. Babaanne, ben sana ne diyeceğim? Niye böyle hazırlandın, dışarı mı çıkıyorsun? Doktora gidiyorum çocuğum. Tamam, ben de gel senin, tek başına gitme. Yok. Zaten şimdi Emir var. Emir'le olmaz öyle çocukla da. Zaten şey soracağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim. Söylemiştim ama ben unuttum işte. Ben gelirim, akşam üzeri gelirim. Tamam, haber verirsin bize. Tamam. Hadi. Az kalsın yakalanıyorduk ya. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.